Merhaba sinema ve dizilere gönül vermiş insanlar. Kağıttan Hayatlar, Netflix'in Çağatay Ulusoy'un yeni filmini izledim. Sizler için izledim, siz de benim için umarım abone olursunuz. Hemen beklemeden filme geçelim. Konusuyla başlayalım. Mehmet bir kağıt toplayıcı. Aslında diğer toplayıcıların başı gibi bir şey. Yani onların patronu diyebiliriz. Kendi de dahil bütün toplayıcılar genelde ailesiz insanlardan, sokağa bırakılan, kimsesiz çocuklardan oluşuyor. Ve sonuç olarak kağıt toplayıcı olarak bir araya geliyorlar diyebiliriz. Tabi bunlar sadece kağıt toplamıyorlar. Kağıt ve işte çöpün yanına koyulmuş herhangi bir değerli eşya, şişeden tutun herhangi bir şey, her şeyi topluyorlar ve götürüyorlar bu Mehmet'in olduğu yere. Mehmet de bunları satarak bunlara geri para veriyor. Böyle bir düzen var. Mehmet'in arkadaşlarından biri bir gün öyle bir şey getiriyor ki Mehmet tek başına kaldığında bunu öğreniyor ve çok şaşırıyor. Konusu kısaca spoilersız olarak böyle. Valla ben filmi izlemeye başladığımda dizi sanıyordum. O kadar bilmiyordum. Yani sadece Çağatay Ulusoy'un oynadığı bir dizi olarak sanıyordum. Bir baktım filmmiş. O kadar habersizdim izlerken. Tabii Hakan Muhafız gibi çok kötü bir işten sonra Çağatay Ulusoy'u izlemek beni biraz korkuttu. Önyargılıydım açıkçası. Ancak Çağatay Ulusoy beni şaşırtarak çok güzel oyunculuğunu öne çıkarmış. Ben Çağatay Ulusoy'un oyunculuğunu çok beğendim. Tabii arkadaşı rolündeki Ersin Arıcı'nın performansı da Çağatay Ulusoy'un altında kalmamış diyebilirim. Tabii Turgay Tanülkü'yü tanımayan yoktur. Onun oyunculuğuna söz etmek haddime değil. Onu bilen bilir zaten. Oynayanlar kısaca böyle. Filmin türü dram olarak gözüküyor. Zaten çok fazla başka bir şey de göremiyorsun. Genelde hayat gibi böyle. Dram, o kağıt toplayıcıların hayatını anlatıyor diyebilirim. Hani ağlatır mı, çok ağır dram mı derseniz değil ama etkileyici ve hüzünlü bir hikayesi var. Film hızlı ve güzel bir girişle başladı. Direkt beni filme soktu. Ben filme bağlandım. Atmosferine girdim diyebilirim. Aynı zamanda güzel atmosferi de buna çok yardımcı oldu. Mahalle olsun, komşular olsun, ortam olsun, kullanılan aksesuarlar, her şey bence genel atmosfer olarak filmi öne çıkardı. Ancak o ilk kısımdan sonra böyle o ilkten ortalara geçiş sürecinde hikayeyi böyle anlatma kısmı biraz düşürdü. Biraz böyle gereksiz, uzun, yavaş diyaloglar gibi geldi. Ama sonra işte bir ana olay oluyor. Ondan sonra film hızlanıyor. Bunu söylemeyeyim size. Tabii olumsuz yanlarına geçmeden film beklediğimden iyi çıktı dediğim gibi bir önyargım vardı. Bunu tekrar hatırlatayım. Benim beklediğimden iyi çıktı. Şaşırdım. Beğendim de. Ama filmde eğer bir fakirlik olayı varsa, bir fakirlik konusu işliyorsanız bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa bu detaylar daha sonra seyircilerin gözüne çarparak mantık hataları doğuracaktır. Böyle şeyler var filmin içinde. Benim takıldığım, ya bak bu böyle olmaz, fakir insanda ne işi var gibisinden dediğim şeyler var. Ve sonuna gelirsek, sonu çok film izleyen insanlar tarafından tahmin edilebilir olmuş. Belki çok fazla sıkı film izlemiyorsanız tahmin edemezsiniz ama onlar için tahmin edilebilir ve alışıldık bir son olmuş. Ve böyle bir son yapmayı düşünüyorsanız o sondaki flashback, geri dönüş sahneleri biraz daha detaylı ve önceden çekilen sahneler ona göre çekilmesi lazım. Şimdi diyeceksiniz ne diyor bu? Ama filmi izleyenler anlamıştır. Filmi izlemediyseniz de izledikten sonra bu dediklerime anlam vereceğinizi düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu film için böyle. Ortalama üstü bir film olmuş diyebilirim. Ve Çağatay Ulusoy o yakışıklılık profilinden çıkınca kendi oyunculuğuyla da ön plana çıkabileceğini göstermiş bence. Helal olsun diyelim ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.